Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Amerika'da yaşamaktan, başıma gelen egzantrik olaylardan bahsedeceğim. Umarım bu video çok uzun olmayacak çünkü Amerika'daki deneyimlerimi ben kendi kafamda 3'e böldüm ve bunları 3 ayrı videoda kısa kısa anlatmayı düşünüyorum. Bilmiyorum bunlar arda arda mı gelir, araya başka videolar da girer mi ama bu videoyu aradan çıkarmak istedim. Her neyse hiç uzatmadan başlayalım. Öncelikle Work and Travel programı ile ben Amerika'ya gittim ve 2015 yazında yaklaşık 3-4 ay boyunca orada hem çalıştım hem de gezdim. Bugün bahsedeceğim videoda hani böyle Work and Travel'ın mülakat süreçleri, belgeleri falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Ama bilmeyenleriniz varsa kısaca Work and Travel nedir? Bunu açıklayabilirim. 4 yıllık üniversite okuyan öğrencilerin Amerika'ya gidip orada düşük veya orta vasıflı işlerde çalışmasını ve orada çalışırken İngilizcesini geliştirmesini, aynı zamanda gezmesini hedefleyen bir programdır aslında. Genellikle öğrenciler yaz tatillerinde gidiyor. Tabii bu ülke göre de değişir. Atıyorum biz oraya gittiğimizde İrlandalılar çoktan oradalardı. Demek ki işte onların belki dönemi farklı olabiliyor ama Türkiye'de genellikle yaz aylarında gidiyorlar. Bu süreçte tabii öğrencilerin en büyük beklentisi hani İngilizcelerini geliştirmeleri ve orada para biriktirmeleri. Çünkü benim gittiğim dönemde dolar 2,5 falandı ve şu anda aşırı yüksek. Eğer bu program ücretini vesaire hepsini tamamladıktan sonra giderseniz oraya eminim ki çok güzel bir birikimle Türkiye'ye döneceksiniz. İnsanlar genellikle orada para biriktirmek için ya da işte gezmek için bir ya da iki iş yapıyorlar. Ben Ocean City'ye gittim. Yani Maryland eyaletine bağlı Okyanus şehri diye geçen bir yere gittim. Benim için çok özel çünkü gerçekten hem havası hem orada tanıştığım insanlar bana karşı böyle hani iyilerdi ve kötü başıma gelecek bir daha hayatta Amerika'ya gitmem diyebileceğim olaylar yaşamadım ki Amerika'da bir sürü eyalet var. Fakat işte her eyaletin kuralları değişik oluyor. İnsanlar çok farklı olabiliyor. Yani gittiğimde aslında endişelerim vardı çünkü çeşitliliğin çok fazla olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla işte orada acaba ırkçılık olur mu? İşte bunları hep duyuyoruz vesaire veya tehlikeli bir yer olabilir. Çünkü oranın da gerçekten tehlikeli diyebileceğimiz yerleri var. Ama ben bu anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü Ocean City yaz sezonunun genellikle böyle kıpır kıpır olduğu bir şehir. Maryland eyaletinin diğer başka yerlerinde bulunmadı. Boardwalk'ta bizim böyle Antalya, Alanya sahilleri gibi düşünebilirsiniz. Böyle sahil kenarında dolaşabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz bir yer. Denizi çok dalgalı. Hani gerçekten yüzebilir misiniz bilmiyorum. Yüzmek birazcık sıkıntılı olabilir ama işte daha çok insanlar orada surf falan yapıyorlar. Güzeldi diyebilirim. Ocean City'den hani genel olarak bahsetmek istersem. Hatta Boardwalk'la ilgili şöyle bir anım var. Biz ne zaman arkadaşımla Boardwalk'a gitsek tatlı satan yerler oluyordu. Fried Doh diye geçiyor sanırım o tatlının adı. Derken Ocean City'de olan martılarıyla çok meşhur ve çok fazla martı var. Ağzımızdan tatlımızı alıp kaçarlar. İşte bizim böyle martılarımız gelip de ağzımızdan lokmamızı almıyorlar. Ama oradakiler böyle çok canavarlardı. Dışarıda bir şey yemeye korkar olmuştuk. Hatta insanların kafalarına falan konup böyle kafalarında geziyorlardı falan. Ocean City ile ilgili bir diğer şaşırdığım olaysa biz oradayken kasırgaya denk gelmemiz. Gerçekten görüntüleri bulursam koyacağım. Çok korkmuştuk. Böyle bir anda gökyüzü simsiyah olmuştu ve aşırı derecede paniklerdi. Herkes bir yere koşuyor. Sıcak bir rüzgar vardı. Gerçekten o gün de korkutucuydu diyebilirim ama genel olarak Ocean City'de yaşanır mı? Yani Work and Travel için oraya gidip çalışılır mı? Önerir miyim? Kesinlikle öneririm ben. Tabii ki hani beklentinize göre de değişir. Hani mesela Ocean City'nin kiraları benim gittiğim zaman zamanda aşırı yüksek değildi ama ben bir New York'a gitseydim veya Los Angeles'a gitseydim çalışmak için çok büyük ihtimal ne seyahat paramı çıkartabilirdim ne de Türkiye'ye güzel bir parayla dönebilirdim. New York'a aşırı uzak değil, yani böyle 4-5 saat uzaklığında. Aynı zamanda işte Washington'a da yakın. Çok fazla yabancı öğrenci var. Çok fazla Work and Travel öğrencileri var. Gayet eğlenceliydi. Hani biz ne kadar çok fazla çalışıyor olsak da aynı zamanda ben güzel bir şekilde eğlenebildiğimi de düşünüyorum. Gitmeden önce, şu anda hala var mı bilmiyorum, E-Point Student Center diye bir yerle iletişime geçtik ve biz oraya gittiğimizde arkadaşlar evimiz yoktu. Yani biz aslında şunu göz almıştık, işte ev bulana kadar bir hafta ya otelde kalacağız ya işte bir hostelde kalacağız. Akşam indik ve E-Point Student Center'dan biz bir shuttle rezervasyonu yapmıştık. Havalimanından çıkacaksınız, o bavullarla otobüs terminaline gideceksiniz. Hani hiç o kadar zorlamayın kendiniz. Sanırım kişi başı $50 mı, $60 mı ne, o tarz bir şey vermiş. Tam olarak hatırlamıyorum, yanlış da olmasın. New York'tan shuttle'la bizi aldılar. Adam böyle E-Point Student Center'ın böyle pankartını taşıyordu ve biz direkt adamın yanına gittik. Bavullarımızı yükledi. Dedik ne kadar sürecek? Hani 4-5 saat sürebilirdi. İlk defa Amerika'ya ayak basmışız. İşte İngilizcesine falan bakıyorum adamın, anlayabiliyor muyum falan diye. O raddede hiçbir sıkıntı yoktu. Çok uykuluyuz, aşırı yorgunuz, yol yorgunuyuz falan. Adama dedik ki bizi Ocean City'de bir otele götür ve biz o otelde hani bir gece kalacağız ve yarın E-Point Student Center'a gideceğiz ve oradan ev bakacağız dedik. Tamam dedi. Gidiyoruz yolda ama yollarla ilgili Türkiye'den farklı olarak garibime giden şey caddelerin aşırı geniş olmasıydı. Böyle virajlı bir yol değildi. Dümdüz bir yoldu. Yani bir tane bile mi viraj olmaz? Onun haricinde işte shuttle'da böyle adam sürekli dubstep dinliyordu ve sesi falan açık, hani böyle hiç İşte arabada müşteri var, rahatsız olur. Böyle adam gayet cool, böyle takılıyor. Bizim haricimizde de birkaç tane öğrenci var ama hani hiç kimse bir şey demiyor falan. Biz Ocean City'ye vardık ve bizi otele götürdü. Resepsiyona gittik, tabii elimizde bavullar falan, zorlanıyoruz. Bu arada ben liseden en yakın arkadaşlarımdan biriyle gittim Amerika'ya. Ve ikimizin de böyle yıllardan beri hayaliydi. Rezervasyonumuz yoktu. Bizde de ne cesaret. Siz bizim gibi yapmayın lütfen. Hani mutlaka bir yere rezervasyon yaptırın. Çünkü açıkta kalma durumunuz olabilir ama biz böyle birazcık macera yaşamak istedik sanıyorum. Adam işte baktı pasaportumuza falan, bize döndü şey dedi. dedi. Biz böyle kaldık. Ne falan? Anlamadım ben. Acaba ben mi yanlış anlıyorum dedim. Zaten 20 saattir falan yoldayım. Yorgunluktan ölüyorum ve adam bana Amerika'ya bastığım ilk gün karşımdaki Amerikalı bana dedi arkadaşlar. Acaba biz mi yanlış anlıyoruz diye arkadaşıma bakıyorum. Arkadaşım da bana bakıyor falan. Sonra şey dedi, bu Türkçe değil mi? İşte Türk arkadaşlarım bana öğrettiler falan dedi. Aşırı derecede şaşırmıştım ama Gizem, Amerika'dasın. Burası aşırı rahat bir yer. Takıl, chill. Ya Allah, dubstepçiden sonra diyen resepsiyon. Peki. Yani böyle öyle mi? Gece yarısıydı. 2 saat, 3 saat ya otelde kaldık ya kalmadık. Şansımıza zaten E-Point Student Center dediğimiz yere otel çok yakındı. Yürüme mesafesindeydi. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Çalışacağımız yeri sordular bize. Bu arada Work and Travel'da öncesinde gittiğiniz şirkete göre değişir ama self de gidebiliyorsunuz. Gidecekseniz aracı şirketle sizin işinizi de ayarlıyorlar. Dolayısıyla nerede çalışacağınız belli. Biz de çalışacağımız yeri söyledik. Dedik ki yani biz bu otelde çalışacağız. Baktım West Ocean'da bu otel. O zaman size West Ocean'da bir ev bakalım dedi. Herkeste çok fazla iş var ve ben zaten ikinci iş yapmayı göze almıştım. Yani günde 15-16 saat çalışmayı göze almıştım. İyi bir seyahat için, daha fazla alışveriş yapmak için, Türkiye'ye birazcık daha fazla para getirmek için. Sahibini aradı. Ev sahibi bizi arabayla aldı ve West Ocean'a götürdü. Tabii işte ben evlere bakıyorum. Böyle evler hep müstakil. Etrafa bakıyorum. Her yer bana o kadar güzel görünüyor ki hani yepyeni bir macera, çok farklı bir kültür. Hani böyle bir o rahatlığı hissediyorsun. Bizim ev sahibimiz olan kişi de aslında orayı kiralamış ve kiraladıktan sonra öğrencilere kiralıyor falan her odayı. İşte 4 kişilik oda 2 ranza var falan. Dolap falan hiçbir şey yok. Biz işte kendi bavulumuzun içinden giyiniyorduk. Biz de dedik tamam, evde yaklaşık 4 oda vardı. Genel olarak biz evi beğendik. Zaten biliyorduk böyle toplu insanların yaşadığı bir evde ancak yaşayabileceğimizi. Sezonluk $1000 biz anlaştık ama biz oraya hani belli bir parayla gittik ama tutup da $1000 hemen ona vermek istemedik. Çünkü belki o evden çıkmak isteyeceğiz, belki bir şey olacak diye biz bunu işte taksitlendirdik. Atıyorum işte her hafta biz paycheck alıyorduk çalıştığımız yerlerden ve işte $100 elden para veriyorduk ona. Çok yaşayayım. Evle yaklaşık otel arasında sadece 2 dakika yürüyordum. Tanger Outlet vardı. İşte daha çok böyle yol kenarında restoran ve kafeleri bulabildiğiniz alışveriş merkezlerinin olduğu bir nokta. Sadece evle ilgili şöyle sıkıntım vardı. Ev ormanın içine yakın olduğu için çok fazla böcek vardı. İşte çok fazla hamam böceği, örümcekler, hatta bir keresinde evimize opossum girmişti. Opossumun ne olduğunu bilmiyorsanız şuraya koyacağım çünkü ben de bilmiyordum. İlk defa öyle bir şey gördüm bizim evde. Ama evle ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü evde gerçekten çok fazla şey yaşadım. Hem ev arkadaşlarım olsun, hem evin nasıl bir ev olduğu olsun. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. O yüzden burada detaylarına girmiyorum. Uyuduğumuz ve uyandığımız ilk gün biz sabah 6'da falan uyandık. Böyle saat farkından dolayı bu tarz şeyler olabiliyor ve hani biz sabahın köründe uyandık arkadaşımla. Dedik ki birazcık etrafı gezelim. Hani bakalım ne var ne yok falan diye. Dedik bir kahvaltı yapalım. Türk kahvaltısına en yakın kahvaltıyı söyledik işte. Yumurta, siyah çay falan. Bir de biz o gün amacımız şey, çünkü ne kabımız var, ne çanağımız var, ne çatal bıçağımız var. Hiçbir şeyimiz yok evde. Ve bizim işte Walmart'a gidip alışveriş yapmamız gerekiyor. Biz arkadaşımla Türkçe konuşurken garson kadının Amerikalı olduğu çok bariz bu arada. Kadın bize dönüp şey dedi. "Aa, Türk müsünüz siz?" falan dedi. Biz de böyle bir kaldık. Dedik ki evet, benim nişanlım da Türk de dedi, işte burada şu anda aşçı, işte yemeklerinizi o yaptı, tanışmak isterseniz tanıştırabilirim dedi, belli hani öğrencisiniz değil mi falan diye sordu, böyle hani tamamen yardım etmek amaçlı. Çok sevimli bir kadındı. Sonra bizi oradaki Deniz abiyle tanıştırdı. Deniz abi de bu videoyu bir gün izlerse çok sevinirim çünkü gerçekten hayatımda tanıdığım en mükemmel insanlardan biriydi. Çatal, bıçak, İşte kap, çanak falan almanıza gerek yok. Bizim evde bir sürü var. Biz size verelim dediler. Gerçekten hani bazen şey diyorlar ya, hani yurt dışında Türklere bulaşmayın. İşte Türklerle arkadaşlık yapmayın. Şöyle kötü, böyle kötü. Evet. Böyle insanlar da var. Böyleleriyle de tanıştım. Ama çok yardımsever, benim halimden anlayan insanlarla da tanıştım. O insanlardan biriydi Deniz abi aslında. Kendi evine götürdü. Kendi evinden işte bize verdiği çatal, bıçak, bardak falan bir sürü şeyler bize verdi. Ve dedi ki giderken yine bana bırakırsınız. Seneye başkaları geldiğinde onlar da kullanır. Ha, bu gerçekten çok güzel bir davranıştı bence. Minnettar olduk bu davranışından dolayı. İşte mesela Amerika'da sular böyle damacana şeklinde alınmıyor. Böyle su şişeleri, böyle küçük su şişeleri ama 100 tane falan böyle tek seferde almanız gerekiyor. Biz onları mesela Deniz abiyi bulduk diye 2-3 tane falan aldık öyle ki yani bize çok uzun süre yetsin ve idare etsin diye. İşte onun haricinde işte ev arkadaşlarımız, sürekli uluslararası bir ortamın içindesin. Çünkü işte orada çok fazla çeşitlilik var. Kültüre aşina olmaya, birçok kültürü öğrenmeye, farklı kültürlerdeki yemekleri tatmaya, mesela Çin yemeği yemeye ben orada alıştım. Çünkü Çin yemeği şu kadarcık alıyorsunuz ve $5. Benim amacım ne? Para biriktirmek. Ben niye gidip başka bir şeye $10 vereyim ki deyip başka kültürlerden şeyleri yemeye başladım. Amerika'da alım gücünün yüksek olması bize kendini çok fazla hissettiriyor. Mesela her gün öğle arasında gidip $2, $3 istediğimiz kahveyi alabiliyorduk. Ya da işte burada bir tavuk sandviçe Starbucks'ta 15-20 lira verirken orada işte $5 olayı kapatabiliyorduk. Böyle kocaman tavuklu sandviçler falan yiyorduk. Bu anlamda da şanslıydım. Yani çalıştığım otel ev ve Starbucks birbirine çok yakındı. Bazen evde internet çekmeyince hemen Starbucks'a git, 2 dolarlık bir kahve al, orada kurul, mis gibi internetini de çekiyor, istediğini hallet. Ailemle falan da görüntülü hep orada konuşuyordum. O anlamda güzeldi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine çok konuştuğum bir video oldu. Seyahat, alışveriş ve evle ilgili ayrıntılarla ilgili başka bir video çekeceğim. Belki part 1, part 2, part 3 şeklinde de yapabilirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.